Sebepsiz uçtu hayaller gökyüzüne. Ben hala bıraktığın yerde nefes nefese. Fırtın dalgalarında kayboldu bak çocukluğum. Kendini bul, anla kal, uyan ve duy beni. Ne bu? Biz ıssız koy tatili falan mı kazandık? Leyla nerede Aziz? Söylemiyor ki Aziz. Ağzını açmıyor. Aziz ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya sen? Bu ne? Oğlum sen kafayı mı yedin? Biraz burada bekleyeceğiz. Sen yaptın değil mi ha? Leyla sen kaçırdın değil mi? Bırak şu elindekini bak öldürürüm seni anladın mı? Dur 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 Ozan. Kışkırt şu an. Ya arkadaşlar siz niye titriyorsunuz bunun karşısında ya? Elindeki olsa olsa oyuncak silah filandır. Melisa saçmalama. Melisa dur. Doğru söylüyorsun ya. Bu da ancak ve ancak daha ancak gibi polisin yapma. Elinde görmüştür gerçek silah. Hepiniz inandıysanız kapatın çenenizi. Eğer benim dediklerimi yaparsanız sağ salim çıkarız buradan. Anlaşıldı mı? Nerede Leyla? Geçin oturun şuraya. Anlatacağım her şeyi. Geç! Geç dedim geç! Bak bana lan! Sen de yürü. Melisa. Bakma! Ne yapalım, oturalım mı yani şimdi buraya? Otur. Otur! Burada bekleyeceksiniz. Kendi iyiliğiniz için. Ben de hep iyiliğini düşündüğüm insanlara silah çekerim. Çok yakında çok feci şeyler olabilir. Haklısın. Gerçekler bir ortaya çıksın. Senin adına çok kötü şeyler olacak. Tamam şimdi değil. Ben Leyla'ya hiçbir şey yapmadım. Yapamam da. Bizim onunla çok özel bir ilişkimiz vardı. Nasıl özel? Nasıl yani Aziz? Sevgililik gibi bir şey mi? Dur, dur anlatsın dur. Bizi birbirimize bağlayan tek bir kitaptı.
okuduğumuzda çıkan tek baskı yapmış bir kitap. Yani film genel olarak çok fena değildi de asıl son sahne etkileyiciydi. Hangi sahne? Şu evin küçük çocuğunun öldürüldüğü sahne mi? Zavallı küçük çocuğun ölümünden bahsetmek onu rahatsız etti. Halbuki onlar yaşamayı herkesten daha çok sever ama saygılı, ahlaklı, namuslu olanlar bu dünyaya bu kadar fazla ne yazık ki. O da bunu biliyordu. Olduğu şey yüzünden cezalandırılacağını. Beyaz fil. Bir dakika, bir dakika. Sen bu kitabı okudun mu? Evet, tabii ki. Defalarca. Gerçekten. Evet. Ya, ben de ama çok az kişi bilir bu kitabı. Evet. Yani ben benimkini kaybedince yenisini böyle semt semt aramıştım. Çocukken tüm yalnızlığımı almıştı o kitap. Ta ki çikolatayla tanışana dek. Şimdi de... Hep oturup böyle bu kitabı konuşabileceğim birinin hayalini kurmuştum. Ben de öyle. Hep bu anı hayal etmiştim. Tıpkı şimdiki gibi. Tıpkı şimdiki gibi. Yani aslında kitapta yazılanlar insanlara acımasızca geliyor ama... bence kitapta kendilerini gördükleri için. Olduğu şeyden utanç duymak yerine ayıplamak daha çok işlerine geliyor çünkü. Sonra ayıplamak yerine öfkeye bırakıyor. Öfke de kötülüğü. Halbuki inkar etmek yerine aslında kendilerinin kim olduğuyla ilgili barış yapsalar... minimum zararlı hayatlarına devam edebilirler. Aynen öyle. Aynen. Beni şimdiye kadar en iyi anlayan insan mısın gibi hissediyor olmam normal mi? Normal. Ben de senin gibi hissediyorum çünkü. Diye. Bayağı iyi hikayeymiş Aziz de. Leyla'ya ne yaptığını söyler misin artık? Bir dakika, bir dakika. Kitabın ismi ne dedin sen? Beyaz Fil. Ha? Sensin. Üzüldüm. Benim oğluma! Otur şimdi oturduğun yere. Otur! Otur! Otur nefis. Sen var ya bittin. Hele şuradan bir kurtulalım. Sen bittin. Seni mahvedeceğim ben. Ya Aziz, tamam bak bunları anlayabilirim ama Allah aşkına benden ne istedin? Bana niye böyle bir şey yaptın sen ya? Bence sen o elindekine çok güvenme. Çünkü sonsuza kadar yanında olmayacak. Aziz, ya hepimizin hayatını mahvettin, görmüyor musun? Hepinizin hayatının içine ben, değil mi? Siz hiçbir şey yapmadınız. İnsanoğlu ne hikmetse yaptıklarıyla hiç ilgilenmiyor zaten. Sadece kimi çıkardığıyla ilgileniyor. Kanat. Kanat için söylediklerin. Doğru muydu onlar da? Söylesene doğru muydu? Hayır. Mecbur kaldım. Ortalığı biraz bulandırmam gerekiyordu. Ben de onu kullandım. Onu telefondan Leyla'ya mesaj atan benim. Leyla nerede Aziz? Aziz nerede Leyla? Ha? Ona zarar verdin mi? Aziz. Eğer ki Leyla'ya bir şey yapmış olursan seni yemin ederim ki öldür. Buyur. Hayır, ona zarar veremem. O benim ruh eşim. Ruh eşin öyle mi? Peki biz şimdiye kadar neden sizin ruh eşi olduğunuzu bir defa bile görmedik?
Neden insanların içine çıkıp cesurca bunu itiraf etmedin o zaman? Ortalıklarda yaşanan ilişkilere ne yaptığınızı gördük çünkü Melisa. Hepsini yaktınız, yıktınız, yok ettiniz. Ya eğlenceniz için ya da çıkarlarınız için. Aziz tamam. Tamam bizim konumuz bu mu ya şu an? Leyla nerede? Hepiniz aşktan, arkadaşlıktan bahsediyorsunuz ama hiçbiriniz, hiç kimseye saygısı yok. Konuşana bak. Şimdiye kadar yediğin altları hepimiz gördük. Sen değil miydin ilişkileri sabote eden? Sonucunu düşünmeden insanlara zarar vermeye kalkan sen değil miydin Aziz? Tattım evet. Şimdi de hepimizi özgürleştiriyorum. Günahlarımızdan, hatalarımızdan, tüm karanlıklarımızdan. İyi o zaman söyle. Ablamın ölümünden kim sorumlu? Hadi söyle de ben de özgürleşeyim. Ha? Bilmiyorum. Aziz uzatma. Leyla nerede söyleyeceğim? Yaklaşma! Tamam. Yaklaşma. Yaklaşma. Önce beni dinleyeceksiniz. Sonra onun olduğunu öğrenirsiniz. Tamam. Tamam sakin ol. Tamam. Tamam. Tamam bak seni dinliyoruz. Hepimiz seni dinliyoruz şu anda. Tamam sakin ol. Sakin indir onu. Biz seni dinliyoruz. Bu okul her şeyi, herkesi kirletiyor. Biz de gözden uzakta yaşamaya karar verdik ilişkimizi. Siz ne kaç göz yapıyorsunuz birbirinize? Şey yapmıyorum. Yaklaşma. Tamam, bak tamam. Haklısın. Sen zaten haklısın. Haklısın, bu okul hepimizi biraz kirletti. Hepimiz biraz kirlendik, tamam? Ama bak Leyla'ya. Leyla'ya bak, Leyla öyle mi? Leyla çocukluğundan beri çok temiz, çok mütevazı hayaller kuruyor. Tamam, bak. Bebek evleri yapıyordu Leyla. Sen biliyorsun. Leyla ne kadar masum. Evet, babaannesine güzel bakmak istiyordu para kazanıp. Ona vefa borcu olduğunu düşünüyordu hep. Tamam. Tamam, hepimiz hayal ettiğimiz gibi yaşamıyoruz. Leyla böyle bir gelecek hak etmiyor. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun bunu. Aziz, her ne olursa olsun geri dönüşü var. Tamam mı? Ailene olan sinirini ya da bize olan öfkeni lütfen ondan çıkarma. Ne olur Leyla'yı cezalandırma. Evet, Hazal haklı. Böyle kendi hayatını bitireceksin Aziz. Ben böyle olsun istemedim. Ben onun saçını teline zarar vermem. Tamam. Hadi bizi Leyla'ya götür. Hadi. Hadi nerede o? Leyla nerede Aziz? Yakınlarda bir yerde. Aziz. Böyle içimde iki kişi boş yok sanki. Beni Leyla'yı kurtarmak istiyor. Ben onu kurtarırsınız diye yakınına getirdim. Ben de istiyorum kurtarmak ama bir şey engel oluyor bana. Bilmiyorum ne engel oluyor bilmiyorum. Tamam. Aziz tamam hadi. Hadi bizi Leyla'ya götür. Hadi gidelim. Hadi bizi Leyla'ya götür. Hadi gidelim. İki dakikam var.
Hadi aç. Hadi aç. Avukatım açmadan. Genelde açanı bulmak zor olur zaten, hadi. Memur Bey, bakın ben bir şey yapmadım. Bir suçlama da yapmıyorsunuz. Beni niye tutuyorsunuz ki burada? Hala baş şüpheli sensin çünkü. Memur Bey, bakın ortada ölümcül bir durum var. Arkadaşımın hayatı tehlikede. Beni buradan çıkarmazsanız daha da tehlikeye girecek. Öyle mi? Kimmiş? Neredeymiş? Söyle o zaman, biz de görevimizi yapalım. Yarın sabaha kadar buradasın koçum. Debelenme boşuna. Hadi yürü. Memur Bey, son kez birisini daha arayabilir miyim? Şimdilik burada kalsak daha iyi olacak. Aziz, bak ben sana inanıyorum. Bir şey yapmadığını da biliyorum. Ama belli ki birileri bir şeyler yapıyor ve daha kötüsünü yapmaya devam edecek. Ya sen göz göre göre Leyla'nın geleceğini yakmak istiyor musun? Söyle bize yerini. Bitsin, kapansın bu mevzu hadi. Hayır, öyle kapanmıyor işte. Bu ne demek ya? Senin de mi parmağın var bu işin içinde? Leyla selam. Ya ne diyeceğim? İşin yoksa bize gelsene. Getirir misin? Getiririm. Tamam. O sert, kararlı şeklini. Yüz binlerce yıldır böyledir gider. Suyun kumsala vurması gibi. Saçmalama. Amacın ne senin? Oyun mu oynuyorsun bana? Ya saçmalama Aziz. Fotoğraflara bak, bakıyordum sen. Sen kanat için oyun oyuncusun. Hayır. Sen kanatı seviyorsun. Hayır.
Sen oyun yapıyorsun. Hayır. Bana kanat için. Hayır, öyle bir şey yok. Sen öyle... oyun oynuyorsun benimle. Aziz. Oyun oynuyorsun. Aziz. Kanat için oyun oynuyorsun. Beni bir dinler misin? Gelme. Konuşalım gelme. Mı? Gelme. Gelme, gelme. Gelme peşimden. Tamam. Gelme peşimden. Tamam. Kanatı seviyorsun. Sen kanatı seviyorsun. Kanatı seviyorsun. Kanatı seviyorsun. Sonrasını bilmiyorum. Tek bildiğim babamın yardıma ihtiyacı olduğunu. Susun! Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Sus lan! Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Lan çekil! 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 Lan uzak dur! Tamam. Çekil! Geç lan! Geç! Tamam, tamam. Geç! Sen de geç! Yaklaşma! Yaklaşma! Ya ben size ne anlatıyorum? Siz neyin peşindesiniz ya? Hala oyun peşindesiniz. Geberteyim mi illa ha? Tamam, 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 tamam. Bunu mu istiyorsun? Korkaksın. Sen bu kadar suçlu musun sen? Ne yapayım? Ben seni kadar cani değilim. Görün hepiniz yüzünü. Gerçek yüzü bunun bu işte. Sizin gerçek yüzünüzü herkes gördü zaten. Geç! Bakma bana, geç! Her şey tamam değil mi? Tamam. Sen de geliyorsun değil mi? Yok. Yok oğlum, beraber gidersek şüphe çekeriz. Senin yekten gitmen daha doğru olur. Tamam. Patron arıyor. Müsaadenle. Hazır mısınız? Para hazırsa biz hazırız. Para mı? İş bitiminde diye anlaştık ya. Ya malum, iş pis iş. Bittikten sonra kim öle kim kala. Ayrıca sonrasında noterden alacak protestosu çekemeyeceğime göre biz şimdi halledelim. Tamam, bak telefonla. Ne diyor? Param bende. Halledince senin payını geçeceğim hesabına. Oğlum Halil ya, çok şanslısın ha. Bir düşünsene, boş ev yakmaktan kimse bu kadar para kazanmamıştır ha. İnşallah öyledir Derviş Efendi. Yoksa seni de yakarım, haberin olsun. Ben bu dosyayı gördüm. Neye dayanak tutuyoruz çocuğu burada? Ne bir savcılık talebi var, ne de onu gözaltında tutacak bir delilimiz var evde. Ne biçim iş yapıyorsunuz ya? Efendim? Başlatma efendiden. Çocuğu serbest bırakın gitsin. Al şu dosyayı da. Başlatın efendim. Kanat Günay. Çıkıyorsun. Zengin okuluna burslu geldik diye seviniyordum. Şu yaşadığımız şeylere bak ya. Her şeyin onunla başlayıp onunla bitmesinden çok korkuyorum Bekir ya. Her şey düzelecek. Aşırı güzel olacak. Bak görürsün. Benim umudum var. Keşke benim de olsa. Sana şunu söyleyeyim. Evet biraz hıyar olabilirim belki. Ama yine de her zaman optimist kalmayı tercih etmişimdir.
Yani her şey buna borçluyum. Sana da tavsiye ederim Ayşe'cim ya. Biraz böyle ol. Neyi bekliyoruz Aziz ya? Leyla'nın başına bir şey gelmesini bekliyoruz. Biz neyi bekliyoruz burada? Bu eşimizi ölüme mi terk edeceksin gerçekten? Peki ya babamız? Onu hiç düşünmüyor musun? O bunca zaman bize zulmetmekten başka ne yaptı ki? Bizi biz olduğumuz için sevdi. Hiçbir zaman değiştirmeye çalışmadı. Kendi adına konuş. Ayrıca sevdi mi Aziz? Sadece sen de kendisini gördüğü için seni hiçbir zaman değiştirmeye çalışmadı. Benim yüzüme bile bakmadı. Sen de kendi yansımasını görmesi her zaman işine geldi. Çünkü sen zayıfsın. Hadi diyelim Leyla'yı kurtardık. Bundan sonra babam gibi yanımızda olacağını malum. Babam bizim hiç yanımızda durmadı ki. Sadece yanımızda bulundu. Hayır. Bundan sonraki hayatını sevdiğin kızın hayatına mal olmuş bir şekilde vicdan azabıyla hapiste mi geçirmek istiyorsunuz siz? Şah. Bu yol. Ben daha önce bu yoldan geçmiştim. Tabii ya. Tabii çıkış evi. Hadi sen abi. Öldürecek misin beni? Bana ne yaparsan yap. Şunu bil, bu dünyada da öbür dünyada da iki yerim de senin yakanda olacaksın. Şansını öbür tarafta deneyeceksin o zaman.
Ne yapıyor bu ya? Kaderimize karar veriyor herhalde. Arkadaşlar, ben kendimi hiç hissetmiyorum. Melisa, ne oldu, iyi misin? Bir kolonyası falan olan var mı? Dur, bende ıslak mendil vardı. Melisa, ister misin hastaneye gidelim? Ozan, iyiyim dedim ya. Hem ne diyeceğiz çocuğa? Hastaneye mi gidelim diyeceğiz? Tamam. Aziz? Ya, bir şey yok. Arkadaşlar, Aziz yok. Aziz gitmiş. Aa, vallahi yok. Nasıl ya? Ya bizimle işi bittiğine göre. Hayır, Leyla için yaptı bunu. Dua edelim de öyle olsun. Yakınlarda bir yerde tutulduğunu söylemişti değil mi? İyi de nerede? Telefon, telefon çekiyor. Telefon, aha. Alo? Kanat, Kanat, Aziz bizi kaçırdı, bir yere getirdi, hepimizi tuttu. Ondan sonra kendisi de gitti ama şu an nerede bilmiyoruz. Siz mi? Tamam. Tam sakin olun, siz iyi misiniz? Evet, iyisiniz ama... Tamam, ben sanırım Leyla'nın nerede olduğunu buldum. Şimdi size olduğum yerin konumunu atıyorum. Hemen oraya gelin, tamam mı? Tamam, tamam, at konum, bekliyoruz. Bak Akim, eğer kalabalıksanız buraya sessizce gelin, tamam mı? Hangi Leyla? Hangi Leyla? Hangi Leyla ya? Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Konum burayı gösteriyor. Başka bir yer yok etrafta. Bura mı? Burası herhalde. Ozan baksana abi hemen önden. Kutum anne ya. Abi. Kutum anne. Ne oluyor ya? Bak bir. Leyla. Çok korktuk. Leyla, işin değil mi?
Oh. Ay çok şükür bittik yavuz. Aziz teşekkürler ama. Tamam çok şey yapmayın da biraz nefes alsın. İşte şimdi. Şimdi bittiniz ha. Göz açık. Gel Ay. Şükürler olsun. Leyla iyisin değil mi? Hadi, hadi götürelim. Yavaş yavaş. Yavaş. Tamam. Dur. Hareket ettirmeseydiniz ya. Dur, dur bir dakika. Alo. Babaanne tamam geldim. Söz veriyorum fotoğraf da atacağım istersen. Tamam. Ben de seni seviyorum. Hadi görüşürüz akşam. Bay bay. Allah Allah. Herkes nerede ya? Allah Allah. Derin abla, herkes nerede? Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah ya. Tatil mi acaba da ben kalkıp geldim ya. Aramıza tekrar hoş geldin. Seni çok özledik Leyla. Ece? Arkadaşlar ağlayacaksınız beni şimdi. Hayır, artık ağlamak yok. Birlikte sadece güleceğiz. Yani... Arkadaşlar ben çok teşekkür ederim gerçekten. Yani nasıl hissettiğimi tarif edecek bir kelime bulamıyorum. Gerçekten çok sağ olun. Tek başıma geçirdiğim o kadar saatten sonra hani bir daha böyle hepinizi bir arada görürüm derken böyle bir arada olunca çok duygulandım. O yüzden teşekkür ederim hepinize tekrar. Teşekkür ederim. Gel. Gitme. Ece sen de gel. Arkadaşlar. Geçen gün önce Ece'nin sonra benim başıma bir şey geldi. Bu tesadüf değil. Bunların hepsinin aynı anda olması bizim için bir tesadüf değil. Kızlar, biz önce birbirimizle uğraşmayı bırakmalıyız. Ve gerçekten tehdit olanlara karşı birlikte dimdik durmalıyız. Biz kız kardeşleriz. Bravo! Bravo Leyla! Ya
Utandım artık, yeter. Olayın kriminal boyutu apayrı. Hem ondan dolayı hem de senin sağlığını geri kazanman için kesinlikle ciddi ve uzun vadeli bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu ertelemek ya da safsaklamak kesinlikle söz konusu değil. Öyle bir şey olmayacak hocam. Aziz tedavi konusunda kararlı. Değil mi? Kafamdaki sesleri susturmak istiyorum artık. Beynim bir savaş alanı gibi. Başta diyordum ne güzel. Hani böyle farklı açıdan düşünebiliyorum falan ama... bıktım savaştan. O yüzden elimden gelen her şeyi yapacağım. Elinden gelenin fazlasını yapacaksın. Ben de yanında olacağım. Yani babamın bu yaptıkları, tüm bu baskıları, bu şiddeti o kadar uzun süredir var ve o kadar yoğun ki. Belki de üstesinden gelemem. Ben o kadar güçlü müyüm bilmiyorum. Yok Aziz, yok öyle bir şey yok. Birlikte aşacağız bunu. Kararlılık çok önemli Aziz. Hasta eğer işbirliği yapmazsa ya da ilk zorlukta vazgeçmeyi seçerse hem tedavi uzar hem de işlevsizleşir. Babam olsaydı öyle bir kararlılıkla başaramayacağımı söylerdik. Babam artık yok ve yepyeni bir sayfa açacağız birlikte. Birlikte bunun üstesinden geleceğiz kardeşim. Ben ikinize de güveniyorum çocuklar. Bugün izinlisiniz. Bunlar da size bahsettiğim klinikler ve doktorlar. Bir inceleyin. Bir an önce de aralarından bir tanesinde karar kılıp tedaviye başlayın. Sağ olun hocam. İyi günler. İyi günler. Birlikte yaşayacağız bunu. Seninle gurur duydum. Yani başka insanlar olsaydı içlerine kapanırdı, kabuklarına çekilirdi ama sen öyle yapmadın. Abartma be. Hayır, abartmıyorum. Senin ne kadar güçlü, ne kadar iradeli birisi olduğunu biliyordum zaten. Ama 3 gün sonra okula geldin, bir de insanları gaza getirdin. Evet, gaza getirdim. Çünkü bu konu tahmin ettiğimizden daha derindeki. Ah be Rıza. Küçükken hep ünlü olmak isterdin. Kısmet böylesineymiş. Neredesin sen? Dükkanda yoksun, telefonlar kapalı. Ya şöyle bak, şimdi bana hesap verme zamanı ha. Ulan yakılacak evin içinde Leyla varmış lan. Leyla varmış. Anladın mı? 3 kuruşa bizi katil ediyordun oğlum sen. Oğlum sen ne dediğinin farkında mısın? Emim, Leyla ne alaka lan? Ne alaka olduğunu sen bana söyleyeceksin. Sen söyleyeceksin bana. Allah'tan birisi geldi de kurtardı, kızı çıkardı içeriden. Bak bir daha soruyorum oğlum. Emin misin? Eminim. Benim kızdanımızdan haberim yok oğlum. Ya nasıl yok kızdanımızdan haberin arkadaşım ya? Ya oğlum bak, bana dağ başında terk edilmiş bir kulübe var. Orası yakılacak dendi. Başka da bir şey. Vallahi de billahi de bilmiyorum. Bak derviş efendi, bu sana sözümdür ha. Kolay kolay kurtulamazsın benden. Seninle görüşeceğiz. Tamam, sonra konuşacağız. Bakkaldan çıkma. Ah be Rıza, yine neyin peşindesin acaba? Okulumu özlemişim ben.
Biz de sizi özledik efendim. Ulan Rıza. Bir de attın tuttun okul öyle yönetilmez böyle yönetilir diye. Seni kendin bulup canını okumak var da neyse. O işi sonra halledeceğiz. Şimdi işimize dönelim. Bir yazı hazırlayalım. Velilerimize göndermek ve çocuklara duyurmak için. Tabii ki hemen hazırlayalım. Ne diyelim? Eski günler geride kaldı. Velilerimiz ve öğrenciler müşteri olsunlar. Bundan böyle gerçek koleji skandallarla değil, eğitim kalitesiyle, başarılarıyla gündeme gelecek. Ve gel. Daha sonra devam edelim. Tabii ki. Niye geri geldin? Sana oturabilirsin diyen oldu mu? Yeni disiplin kuralları mı bunlar? Çünkü azıtmaya başladın. Bir sürü halt dönüyor ve olayların ortasında kızım başrol oynuyor. Bu kadar mı? İlaçlarını kullanıyor musun sen? Babalık yapmak şimdi mi aklına geldi? Melisa, ilaçlarını kullanıyor musun? Alıyorum tabii ki. Çok önemli ilaçlar onlar. Alıyorum. Ha, küllahımı anlatsan onu. Her olayın içinden çıkmayı başarıyorsun. Belli ki yükselmeye başladın yine. Bak güzel kızım. Bu hastalık pik yaptığında neler yaşadığımızı biliyorsun. Çocuk oyuncağı değil bu. Babacığım. Benim de koskoca bir hayatım var farkındaysan. Senin iyi babalık yapmaya çalışıp nasihatler ettiğin zamanın dışında koskoca bir hayatım var. Bırak. Kendi kararlarımı kendim vereyim artık. Derse geç kalmayayım. Gözüm üstünde. Suna? Ha. Ben de seni aramıştım. Farkına varmamışım. Yani seni görmeden gitmek istemedim. İyi et. Yalnız o kadar acil gitmene gerek yoktu. Sanki kovalayan var gibi. Yani kovalayan yok da çağıran var diyelim. Evim, çocuklarım. Her yanına simiş kötü anıların. Hepsini sileceğim, merak etme. Tertemiz yapacağım. Hani sen bana demiştin ya, yepyeni bir sayfa aç. Kendin için bir gelecek çiz diye. Geçmişteki güzel anlardan, yaşanmamışlıklardan bahsetmiştin. Bence senin kafan karıştı. Yani insanın hayalinde canlandırdığıyla gerçekte karşılaştığı benzer olamayabiliyor. Suna. Söylediklerimde ve duygularımda samimiydim sadece. Tamam. Yani kendini açıklamana gerek yok. Belki yani biz başka şeylerden konuşabilirdik. İlk geldiğindeki konuşmalarınla sonraki tavrın bir anda değişti. Bence bunun o hanıma da bir ilgisi var. Hemşeri olan. Evet. Kafam karıştı. İnsan toprağa tohum ektiğinde hemen vereceği meyvenin püfür püfür gölgesini sözüne etmemeli. O düşünceleri için emek sarf etmeli. Çocuk büyütür gibi pamuklara sarmalı. Üstlerine titremeli. Çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Belki zamanda ben seni üzdüm, şimdi sen beni. Ödeştik mi diyelim? O zaman her şey için çok teşekkür ederim. Suna, kapımız sana her zaman açık. Teşekkür ederim. Anne. Hazır. Yeğen. Annen sana emanet. Oğlum arada bir alo de ya. Amca söz ilk fırsatta arayacağım. Tamam. Bu arada her şey için çok sağ ol. Annem yanındayken içim çok rahat.
Bundan sonrası bende. Görüşürüz amca. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Nasılsınız? Ne yapsınız? İyiyim anne. Sağ ol, sen de. İyiyim. Açalım mı? Anne? Eve dönmeye hazır mısın? Hazırım. Hiç kaygılanma. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mutlu bir hayat bizi bekliyor. Kanat, ben sizi çok özledim. Hadi. Seninle gizli gizli konuşurken bile yanınıza gelmemek için çok zor tuttum ben kendimi. En güvenlisi burada kalmandı anne. Biliyorum da sanki bunun altından daha pis şeyler çıkacakmış gibi. Ben çok korkuyorum Kanat. Artık oğulların yanında anne. Ve sana bir şey olmasına izin vermeyecekler. Aziz iyi mi? İyi olacak. Sen iyi misin? İyiyim. Hayatımda güzel şeyler olmaya başladı. Ya ben bu kızarıklıkları tanıyorum sanki ha? Tanıdık biri mi? Yani. Canım benim. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Her şey için çok teşekkür ederim. En kötü anımda beni yalnız bırakmadın. Ne demek annem? Canım benim. Annem. Anne ben hemen geliyorum. Bir bakar mısın? Bir dakika. Dur kaçma. Dur. Kaçma dur. Dur kaçma. Bulacağım ben seni, bulacağım. Yaptığını yanına şer bırakmayacağım. Lan kardeşim, lan kardeşim bunun hesabını soracağım ben sana. Bak Ekim, polis bunların ne kadarını bulur bilmiyorum. Ama Rıza'nın beni kaçırması onun tek vukuatı değil. Ne diyorsun Leyla? Başkaları da var. Başkaları? Evet, başka kızlar. Belki okuldan, belki dışarıdan. Bilmiyorum ama başkaları da var. Başka kaçırdığı kızlar mı? Kameraya çekilen kızlar diyorum. Ben anlamadım nasıl yani. Bak ben anlatayım, sen kendin karar ver tamam. Hadi ne olur. Mahvettim. Aç hadi ne olur, her şeyi mahvettim, mahvettim, her şeyi mahvettim. Yanlış anladım, aç hadi. Aç hadi. Aziz. Aziz kıskançlık yapıp basıp gittikten sonra eve babası geldi. Rıza abi. Kusura bakmayın, ben sizi Aziz sandım da. Sen? Leyla ben. Aziz'in okuldan arkadaşıyım, birlikte ödev yapacaktık, o yüzden geldim. Böyle bu kadar şık mı giyinirsin ödev için?
Ben buradan başka bir yere gidecektim de. O yüzden. Aziz nerede? Bilmiyorum ki. Hızlıca çıkıp gitti ama gelir şimdi herhalde. Sen geç otur. Ben şimdi Aziz'i ararım. Ben yarın hallederim aslında. Teşekkür ederim. Yok. Yok gitme. Gitme. Israr ediyorum. Geç otur hadi. Zaten öğrencilerle okulu konuşmak istiyordum. Eksikleri en iyi siz bilirsiniz. Hadi. Tamam. Geç. Hı? Otur. Bak şimdi arıyorum. Alo. Aziz. Oğlum sen neredesin? Bak burada arkadaşın seni bekliyor. Hı? Hı. Tamam. Geliyorsun öyle mi? Ha geliyorsun tamam. Tamam çocuğum tamam. Geliyorum. Geliyor. Geliyor. Burada ne oldu? Bardak kırıldı da. Evet. Oh, bardak kırıldı. Sen Urslu öğrenci misin? Evet. Sorusunu anlatamayacağım. Tamam. Tamam hayatım, hiç anlatmak zorunda değilsin. Tamam. Allah'ım bu adamı elime geçireyim öldüreceğim böyle. Böyle hissediyorum sanki. Zaten başına iş geleceğini anlayınca beni bu duruma bağladı. Bırak beni! Bırak dedim! Bırak! Kes. Bırak! Bırak kapısında çürüteceğim seni, duydun mu beni? Seni bahsedeceğim! Kes sesini! Kes! Aziz! Aziz, ben bir halt yedim. Bana bak. Ben senin babanım. Biz bir aileyiz. Yardım et bana. Ne olur yardım et bana. Bak iyi günde kötü günde bir yere beraberiz. Biz bir aileyiz. Aziz, bu adam lütfen sakın dinleme, tamam mı? Bu adam hasta. Bu adam sapık. Sakın dinleme. Yardım et bana. Aziz bana bak. Bana bak, tamam mı? Bizi düşün. Bana mı inanacaksın bu kıza mı? Bağla şunu. Aziz ne olur yapma, bizi düşün. İkimizi düşün, tamam mı? Yapma sakın böyle bir şey. Aziz. Yardım et bana. Bağla şunu. Yardım et. Tamam. Geçti. Bak ben çok şanslıyım, tamam mı?
Ben çok şanslıydım ki kurtuldum. Ama bana bunu ilk defa yapmadığını, başka kızlarla da çalıştığını söyledi. Elinde böyle bir kamerayla gezip duruyordu sürekli. Ne bileyim, bunun onun hobisi olduğunu, öyle saçma sapan şeyler zırvalayıp duruyordu. Bana kendi rızamla bir şeyler çektirmeye, ikna etmeye çalışıyordu. Bence okuldan başka kızları da sisteme sokmuş. Nasıl? Böyle sistem falan çalışıyor, organize bir şekilde mi çalışıyor? Bence öyle. Bence öyle. Bu sapığın kesin video koleksiyonu falan vardır. Bu adam da okul müdürüydü. Düşünsene ulaşabileceği insanlar. Bizim o görüntüleri hemen bulmamız lazım Ekim. Hemen. O kızları da bulmamız lazım. O kızları bulmamız lazım. Herkes senin gibi değil ki. İnsanlar içine atıyorlar, konuşmuyorlar, unutmaya çalışıyorlar ya. Kim bilir bilmiyorum, okulu bırakanlar, intihar edenler, kendine zarar verenler, bilmiyorum. Tamam, sen öyle söyleme, tamam. Çözeceğiz, bir çaresini bulacağız şimdi, dur. Dur. Bir WhatsApp'ta bir grup kuracağım, kız kardeşler grubu. Sadece kızlar olacak. Tamam. Böylece başına başka bir şey gelen varsa bizim olur. Ama o videoları bulmamız lazım. Evet. Ama ben videoların evde olmadığına eminim. Tamam, sen ilgilenmiyorsun bununla. Dinleneceksin. Ben yapacağım. Sana güveniyorum Ekim. Bir daha hiç ayrılmayalım, olur mu? Söz mü? Söz. Ben boğulacağım. Leyla. Gelmeni çok sevindim. Neydi bu şimdi? Bu, ben o haldeyken yapmadıkların içindir. Özür dilerim. Bana ne yapsan haklısın ben. Ben kendimle değilim. Peki bu neydi şimdi? Bu hayatımı kurtardığın içindi. En başında korkaklık yapmasaydım, bir sonunda seni kurtarmama gerek kalmayacaktı. Ama sana söz veriyorum. Söz veriyorum, bundan sonra her şey başka türlü olacak Leyla. Bir süre hiçbir şey olmasın. Yapma. Hiçbir şey olmasın bir süre Aziz. Ben dışarıya güçlü görünmeye çalışıyorum ama kafam, duygularım... Hep darmadağın. Biliyorum bak haklısın. Ne desen, ne yapsan haklısın. Bak ben çok güzel olabilecek bir şeyi mahvettim Leyla, biliyorum. Lütfen. Hiçbir şey mahvoldu yok. Hiçbir şey mahvoldu yok ya. Sadece... biraz zamana ihtiyacımız var. Hepsi bu. Terapi almayı düşünüyorum. Destek alacağım, tedavi olacağım. Ben de. Bak ben bu kafanın içindeki manyaklık neyse onu çözeceğim Leyla. Söz veriyorum sana, çözeceğim. Hem belki birlikte iyileşiriz. Ne dersin? Belki. Karanlığa düştüysen, tünelin sonunda ışık yoksa, geri bir tünel kazı tırnaklarında. Gül ışığına varacaksın mutlaka. Beyaz fil. Artık onun bile bizi kurtaramayacağı bir yerdeyiz.
beraberiz. Değil mi? Leyla. 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 Leyla lütfen Leyla. Leyla lütfen Leyla. Leyla! Nerede kaldı bu kız ya Rabbim? Ah! Leyla! Leyla! Nerede kaldın yavrum? Çok geç kaldın. Çok merak ettim ben seni. Ya sen böyle beni pencerede mi bekliyorsun sürekli? Yavrum! Ah ben seni böyle pencerelerde, kapılarda beklemekten hasta olacağım. Evin içinde tur atmaktan. Ben seni sokakta bulmadım ki. Tamam, gel. Bak anlaşalım. Heh. Ben bir daha hiç geç kalmayayım, tamam mı? Sen de beni böyle kapılarda beklemek zorunda kalma. Melisa'nın evinde kaldığında ne olacak? Vallahi evin içinde böyle dolaşmaktan tırlatırım ben. Bir şey olmayacak. Çünkü ben artık Melisa'da kalmayacağım. Sahi mi? Yani ben... her şeyin yeniden normal olsun istiyorum, eskisi gibi. Sen de istersen tabii. İstemem mi yavrum? İstemem mi? Ah benim güzel kızım. Ağzından bal damlıyor. Tek istediğim her şeyin yeniden bizim alıştığımız gibi olması. Canım yavrum benim. Canım güzel kızım. O zaman hadi bakalım dile benden ne dilersen. Hı? Ne dilesem? Şöyle bir düşüneyim. Senin... Tarhana çorban aslında kaç gündür benim burnumda tütüyordu ya. Varsa... Yaptım, yaptım. Bir tencere dolusu var. Oo, benim güzel. Hadi gel. Hadi yürü, yürü. Gel. Koş, 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 koş. Hadi. Çabuk. Var ya, bu yaptığımız deli işi. Vallahi yakalanırsak eski okula şutlayacaklar bizi ha. Bu saatte bu okulda. Bomboş olur. Çok güvendik artık lafınıza Ekim'ciğim. Hadi. Ekim fenerleri açmasak mı ya? Ay ya of. Ya sessiz ol, ne yapıyorsun? Ne yapayım, içimde mi tutayım? Sessiz olun ya. Yola çıktım arkadaşlarıma şu bak. Kızlar gruba falan mesaj geldi mi? Kız kardeşler mi? Yok, ne itiraf ne ifşa hiçbir şey yok. Kızlar. Ben buradan ümitliyim ha. Bu farklı bir kutu. Aç. Rıza Günay yazıyor. Bir bu. Burada bazı kız isimleri var. Bak Emel Yenigel, Serra Ergün,
Yeşim Yurtbaşı Cemile Göreç, Selin Boğa'dır. Yok, ben bunları hiç duymadım. Bunlar dışarıdan büyük ihtimal. Kızlar, bazıdan yanına tik atılmış. Ve bu numaralar ne altında? TC de değil bu. Van'a yazıyor. Ece, Van'a nerede var? Ben sanırım biliyorum. Peki, kim bakacak? Ben bakarım. Ay, korkunç bir şey çıkması ne olur ya. Korkunç ne çıkacak? Ayşe, boşuna gelme beni de ya. Vallahi her şey olabilir şu an. Ya bence bir şey mi? Çok saçma bir şey. Boşuna kürek çekiyoruz. Gelin gidelim. Bir dakika sakin ol lütfen. Kızlar, bir kere katiller en önemli detayları en göz önü yere koyarlar. Ve her şey olabilir şu an. İyi de konumuz katil değil ki Ece. Ya da burası da en görünür yer değil ya Ece. Aa, burada bir şey var, bir şey var burada. Fener tut, fener tut. Fener. Tut şunu şuraya, yavrum. Aç şunu hadi. Oha, flash disk. Sana tutar mısın be? Tut. Ya kızlar, vallahi bulduk galiba. Yukarı baksanıza. Yukarıda da var, burada da var. Ha, burada da var, burada da var. Of. Be, vallahi bulduk galiba. Ver. Var mı başka? Şurada var bak. Bunlar ne ya? Organize bir sapıklıkla karşı karşıyayız arkadaşlar. Yanında bilgisayar olan var mı? Benim var. Tamam, birazdan göreceklerimizi tahammül edemeyebiliriz ama. Of. Ya Allah'ım, ne olur hadi hadi. Ya. Tak. Şifre istiyorum. Öbürünü tak. Ver onu bana. Bu da şifre istiyor. Tamam, bir tane tak. Tamam. Hadi, 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 hadi. Bu da şifre istiyor. Tamam, ver, ben açacağım onları. Bir yolunu bulacağım. Ver hepsini. Ver, al onu, al, al. Tamam, çıkalım buradan. Hadi çok oyalandık. Hadi çıkalım. Yok değil mi aşkım? Yok. Bir iş çıkardık kızlar. Vallahi içeride falan da yakalanmadık da Ekim. Güvenlik. Bekleyin, dur. Geçti. Flaşlardan ne çıkacak acaba ya? Ne çıkacağı belli de. Bakalım kaç kişi çıkacak? Nasıl çıkacak? Germen'in çok onu merak ediyorum. Eve gidince ilk işim olur. Bu... Eve gidince ilk iş ne yapacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Fırça seansı başlıyor. Peki siz kızlar? Hava kaçta karardı, okul kaçta kapandı? Ailelerinizin haberi var mı acaba burada olduğunuzdan? Neşet teyze, etüte kaldık. Etüte falan kalmadınız canım. Güvenlik görevlisiyle konuştum. Çoktan kapanmış kütüphane. Daha yaratıcı bir yalan bekliyordum senden. Hadi, önüme düşün. Gidiyoruz. Sen de kendi mahallene gidersin. Aracın var mı? Gidebilecek misin? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Seninle de evde hesaplaşacağız. Göreceğiz. Hadi. Neşe teyze, anneme söyleme. Tabii ki söyleyeceğim. Önceden düşünseydin. Hadi hızlı yürüyün. Ezi, gelin. Ne kadar kötü anıyla dolu olsa da burası bizim evimiz.
Hadi. Kimse yok değil mi? Eminiz yani bundan. Yok gibi görünüyor. Bunu anlamanın bir yolu daha var. Bu değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Heh. Burada olsaydı anında burada biterdi değil mi? Yani kimse yok. Ve evinizde gibi rahat olabilirsiniz. Hadi o zaman işe koyulalım. Hadi çıkarın üstünüzü. Ne işi? Hadi ya. Siz. Çıkarın, çıkarın. Hadi bekliyorum. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi gelin benimle. Hadi. Bahar temizliği mi yapıyoruz? Evet, bahar temizliği yapıyoruz. Bakalım, bakalım, bakalım. Artık bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Bir dakika. Anne, emin misin? Eminim. Hiç bu kadar da emin olmamıştım. Aziz, sen şimdi aşağı in, tamam mı? Battal boy büyük poşetler bul. İhtiyacı olan insanlara vereceğiz biz bunları. Zaten yani ölen insanların da eşyaları dağıtılır değil mi? Baban da sizlere ömür olduğuna göre. Tek fark artık babanızın arkasından yas tutmayacağız. Ha? Bunlar da onun değil mi? Evet. Bence sen de yapabilirsin. Hadi. Bilmiyorum anne. Emin değilim. Az. Bence yapabilirsin. Gerçekten yapabilirsin. Hadi Aziz. Birlikte. Birlikte. İnsan bir hafifliyor değil mi? Değil mi? Hem de kuş gibi hafiflemiyor mu? Hadi bakalım. Yeni hayatımıza hoş geldiniz. Yeni hayatımız başlıyor. Canlarım benim. Oh. Ben hemen geliyorum. Tamam. Gel, gel, gel. Sarıl bakalım. Aferin benim oğluma be. Aferin. Neler bulduğumuzu merak ettin değil mi? Seni merak ediyorum en çok. Bütün gün ne sesini duyabildim ne de yüzünü görebildim. Beni mi özledin? Sence? Yani benim yarım kadar bile özlediysen çok özlemişsindir. Ben iki katı özledim. Öyle düşün. Yok artık o kadarını düşünemiyorum, aklım yetmez. Ben de akıl falan çoktan gitti. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşça özlemekten bahsediyoruz ama değil mi? Tabii canım. Yani insan dostunu nasıl özlerse. Kızım, yemek hazır. Kanat, annem çağırıyor yemeğe. Geç kaldım zaten. Bugün arıza oldu biraz. Ekim, bu arada bir şey bulabildiniz mi? Bulduk, bulduk. Ben sana anlatacağım sonra. Kanat, yemeğe oturacağız birazdan. Benim de annem sesleniyor. Yalnız bırakmıyor. Tabii, tabii, tabii. Seni de yalnız bırakmak istemiyorum aslında. Yani yarını bekleyeceksin ama. Hiç o kadar sabrım yok. Bu gece seninle olmak istiyorum. Sen delirdin herhalde. Seni görmezsem delireceğim evet. Yani aslında bir bahane bulup kaçardım ama annem sıkı yönetimi ilan etti biliyorsun. Neyse ki teknoloji çok gelişti. Evet ama bunun bizimle ne alakası var? Gece görürsün. Şimdi kapatmam lazım. Hadi bay bay.
takip eden olmadı abi. Ya. Emin misin? Bak baskın maskın olmasın. Beni kimse takip etmedi diyorum Halil. Sakin ol. Ya nasıl sakin olayım ya? Beni cinayete azmettirdin sen. Ya kaç defa söyleyeceğim sana? Benim de haberim yoktu. Lan ekmek çarpsın yoktu ya. Ya ben katil değilim. Anladın mı arkadaşım? Ben katil değilim. Ben... Ya arkadaş ya... Dünyaları bana versen böyle bir şeyin olduğunu bilseydim hayatta girmezdim. Allah çarpsın ya. Oğlum bana bak. Biz bir işe girdik. Neyse ki kazasız belasız çıktık. Seni de hayli hayli rahatlatacak paranı aldın oğlum. Biraz rahatla ya, sakin ol. Ya nasıl rahatlayayım ya? Rıza'nın oğlu mudur nedir bu? Koca arabalı o Kanat mıdır nedir? O çocuk peşime takıldı. Kanat. Kanat. Peşine takıldı. Takıldı. Yavaş. O olduğuna emin misin lan? Ya eminim. Eminim ya. Yani tam yüzümü göremedi benim ama ya. Yani işkillerin peşime takıldı. Bak o çocuk bu mahalleye girmemeli. O çocuk bu mahalleye girmemeli. Anladın mı? Ben esnaf adamım. Benim dükkanım var. Elini koyduğu gibi bulur beni. Ben bu mahalleden uzaklaşmaya kalksam mahalleli işkillerini bu sefer yine bulurlar beni. Anladın mı? Normalde işi olmaz da. Ekim'in peşine geliyor o buraya. Ya nereye geliyorsa geliyor, ne sebeple geliyorsa geliyor ama o çocuk bu mahalle girmeyecek derviş. Anladın? Beni bu işlere sen soktun. Ben yanarsam sen de yanarsın derviş efendim. Bana bak Halil. Başka yangın olmayacak. Kimse yanmayacak. Kafana sok şunu. Yangınlar bitti. Merak etme. Ben onun ayağını keserim buradan. Hiç merak etme. Ben de. Güzel kokuyor. Zeliha'nın buzluğa attıklarından. Bir anda marifetli bir anne olmadım yani. Hadi afiyet olsun. Çocuklar. Ben sizin özür dilemek istiyorum. Niye? Bunca zaman bize yemek yapmadığın için mi? Keşke öyle olsaydı. İyi bir anne olamadığım için sizlerden çok özür dilerim. Anne ne alakası var şimdi? Şöyle ki... Şimdi... Benim anneniz olarak görevim sizi koruyup kollamaktı. Her ne pahasına olursa olsun cesur olmaktı. Yani bir ilişki yürümüyorsa... Bir insanı çiğ çiğ yiyip bitiriyorsa bir yerde bitirmesini bilmeli değil mi? Tabii ki elime bir sürü fırsat geçti. Dayanamıyorum. Yeter artık dediğim anların sayısını unuttum. Sanki böyle... Üzerime felç inmiş gibiydi ve onu atamadım ben. Babanızdan ayrılamadım. Bunun sonuçlarında en fazla siz katlandınız. Hele sen Aziz. Hele sen. O adam benim küçük oğlumu o kötülükleri yaparken... Lütfen. Şimdi karıştırmayalım bunları. Hem o kadar da kötü değildi. Yani biraz tuhaf şekillerde de olsa bizim iyiliğimizi istiyor. Saçmalama Aziz. Senin bu haline Stockholm sendromu deniyor. Babam ailemizin üzerinden tank gibi geçti. Her şeyi yaktı, yıktı, parçaladı. Sana yaptıkları, uyguladığı şiddet... Bak biliyorum. Biliyorum Kanat ben. Ben her şeyi hatırlıyorum. Ama hala da onun hakkında olumsuz düşünemiyorum. Sanki böyle karşıma bir duvar çıkıyor ve... Geçecek. Tamam. Geçecek. Bunu beraber atlatacağız. Yepyeni bir hayat kuracağız. Belki burada, belki de kim bilir nerede. Ne? Ne demek bu şimdi? Bir yere mi gidiyoruz? Yani babanız için yakalama kararı çıktı biliyorsunuz. Avukatla konuştum. Mallarına tedbir konma ihtimali varmış. Olur mu öyle şey canım? Hem o suçlu, biz suçlu değiliz ki. Biz onun vasisi değil miyiz? Böyle saçma şeylerle korkutmayın kendinizi. Oğlum olma ihtimali var diyorum. Tabii ki benim de bir B planım var. Dayınızın yanına Belçika'ya göndereceğim sizi. Okulunuzu orada devam edersiniz. Orada dur anne. Ben... Okulumu bırakıp bir yere gidemem. Tamam, biraz sakin olur musun? Ne icap ederse onu yaparım. Yani sizin eğitim konusunda herhangi bir şey şansa bırakamam ben. Yani ortada fol yok, yumurta yok. Seni sevgilinden ayıran da yok. O yüzden telaşlanma.
şimdi anlaşıldı. Ben şimdi anladım. Birincisi, Ekim benim sevgilim değil, sadece arkadaşım. Hı hı. Ha, bu bugün arabanın orada bahsettiğin arkadaşım Ekim mi? Ha? Bu hemşirenin kızı. Ta kendisi. Ailemizin yeni üyesi de diyebiliriz. Aziz, hı? Abartma istersen. İyi. Yani bu gece birlikte olmaktan kastım buydu demek. Sabaha kadar telefonu açık tutarsak, sabaha kadar beraber olmuş oluruz işte. Yani kulağıma bir hoş geldi bu. Sen ne anlamıştın ki? Bir dakika yoksa... Saçmalıyorsun. Ben beyaz atlı prens gibi sizin evin aşağısına girecektim. Sen de Rapunzel gibi saçlarını mı uzatacaktın? Bu muydu hayalin? Yani Rapunzel saçlarını kestirdi bir kere. O masallarda kaldı. Yok artık öyle bir şey. Biz de kendi masalımızı yazarız. Peki sonsuza kadar beraber olacak mıyız? Sonuna daha var. Önce yolumuzdaki canavarları yenelim değil mi? Evet. Tabii ki de öyle. Ama ben bir şey merak ediyorum. Peki masalın sonunda gökten 3 elma düşecek mi? Elma değil de pasta düşse. Nasıl? Pasta niye? Doğum günü pastası. Saate baksana. Şaka yapıyorsun Kanat. İyi ki doğdun sevgili arkadaşım. Nice yaşlara. Teşekkür ederim. Ben bugün doğum günüm olduğunu bile unutmuşum. Ben unutmadım ama. Sonuçta arkadaşlar bunun için vardır değil mi? İyi ki doğdun Ekim. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Ekim. Rica ederim. Selefa. Yakında bu Bora Şovaları nüfusunu alacaksın derdi. Benim derdim onlarla değil babamla. Okula beni toparlamak için geldiğini söyledi. Bense yani konunun ben olmadığımı toparlanması gereken çok daha önemli meseleler olduğunu göstermeye çalışıyorum o zaman. Süleyman amca beni de aradı. Hayatımı falan sordu. Bu sefer mesele büyük galiba Melisa. Bu sefer öyle hayatıma kolay kolay karışamaz ama. Öyle part time babalık kişisi de oldu canım. Türkçe pop mu? Bekir. Doğardım bu hayattan. Alacağım var. Bu ülkeden, bu insanlardan alacağım var. Ekim'in sevdiği parçaları çalacakmış. Dikkatli olalım. Yakında bizi bayram tebliğine falan götürüyor. Şeref Ozum. Evet. Selam. Selam. Ya Ateş, sen sosyal medyada falan yok musun? Yani göremedim de. Yani o şeyler pek bana göre değil. Anladım. Sen İzmir'de hangi lisedeydin? Selma Doğan Lisesi neden? Şey için sordum yani. Biz sürekli beraber takılıyoruz ya artık. Birbirimizi biraz daha fazla tanırsak daha kolay olur diye düşündüm. Hocaların kimlerdi? Konuları konuşmaktan pek hoşlanmıyorum ben ama. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Hoşçakalın. Ben de bir tuvalete gideyim. Partinin giriş kısmı bitti. Herkes dedikodusunu yaptı. O ne giydi, bu ne giymiş, o kimle geldi, bu kimle ne yapıyor? Bunlar bitti. Artık herkes sakin olup kendi ruhunu müziğin akışına bırakıyor.
Ruhlarınızı özgür bırakın ve şu seti dinleyin. Haydi! Evet arkadaşlar, bu sefer olduğu gibi. O zaman bu Ceyda için geliyor. Ceyda'cığım, hadi hayatım. Sana gelsin. Ha! Bu sana. Teşekkür ederim. Tanzu çok güzel. Yeni sayfamızın simgesi olsun. Çok sağlam bir malzemeden aldım. Sudan, yangından, minimum doğa felaketlerinden etkilenmiyor. 70 yaşına gelsek bile hala ilk günkü gibi kalabiliyor. Bunun anlamını biliyorsun değil mi? Evet. Sonsuzluk. Senin bana aldığın bileklik gibi. Ama 70 yaşından sonra yenilenmesi gerekiyor. O zaman da sen alırsın. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Yani ömür boyu beraber olacağımızı mı düşünüyorsun? Yan yana. Ben bunu düşünmüyorum. Biliyorum. Teşekkür ederim. Ama yani beni zorluyorsunuz biraz tabii. Yeminimi bozmak üzereyim. Artık daha fazla uzatmayalım. Hı. Konuya yavaş yavaş girelim bence. Nasıl? Hemen görüşmemiz lazım. Ne oldu? Bir şey yok. Bir arkadaşım. Önemli mi? Eski bir arkadaşım mesaj atmıştı. Çok önemli değil. Arkadaşlar, hadi partinin en eğlenceli dakikalarına gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi ayağa davet ediyorum ya. Buyurun. Oley! Leyla hanımlar da burada. Buyurun. Hadi Leyla, hadi hadi hareketlen biraz, gel bak. Senin için geliyor. Babandan haberin var mı? Bu aralar babam demiyorum kendisine. Ne diyeceğim zaman gösterecek. Ben sana bir şey sormak zorundayım Leyla. O. Sana dokunup mu? Bağlamak için yaptığınız şeyler hariç hayır. Sonra zaten kendi de bir fark etti, ne yaptı? Gerildi. Geri çekildi. Hala benimle konuştuğun için ne kadar teşekkür etsemez. Hem yanında olup sana destek olmama izin verdiğin için. Hem de... Hem de beni yalnız bırakmadığın için, o tipsiz kuyuda beni tek başıma bırakmadığın için. Elimde olsa seni bir kaşık suda boğardım. Biliyorum Leyla. Ama burası izin vermedi. Burası izin vermeyince benim için akan sular duruyor. Ben oraya teşekkür ederim. Özür dilerim.
Özür dilerim Leyla. Orijinal. Sipariş teslim diye çıktım. Ama yalan söylemedim. Sipariş bu. Ve sana geldi. Ne ki bu? Akşam lisesinde yazdırdılar bana. Konusu sizi ne mutlu eder. Ben de beni mutlu eden şeyin sen olduğunu fark ettim ve onu yazdım. Gerçekten mi? Bunu senin de görmeni isterim. Ama ben gidince oku. Biraz daha kalamaz mısın? Müşteri bekler. Eğer siparişinizden memnun kaldıysanız bir yıldız vererek bunu bana iletebilirsiniz. Tamam. Görüşürüz. Beni en çok onun gülüşü mutlu ediyor. O güldüğü zaman başını öne eğer ve utanacak bir şey yapmış gibi gözlerini kaçırır. Sonra parmaklarıyla oynar. Bu gülümseme sizi hayatına kabul ettiği anlamına gelmektedir. Onun güven kapısından geçtiğinizde bir cennet bahçesinin içine girersiniz. Ve burada artık her şey gözünüze güzel görünmeye başlar. Kendinizi yolda gördüğünüz insanlara selam verirken, bir kediyi severken, temiz havayı içinize çekip yaşadığınızı şükrederken bulursunuz. İstanbul'un ortasında Yasemin kokuları duyarsınız. Onun gülüşüyle dünyanın daha iyi bir yer olabileceğine, daha iyi bir insan olabileceğinize inanırsınız. Ve bu cennet bahçesine kalabilmek için her şeyi yapabileceğinizi anlarsınız. Siparişten memnun kaldım. Her zaman bekleriz. Merkezinde oturan biri niye Foça'da teknik servise gitsin ki? Çok saçma. Neler karıştırıyorsun çocuk? Neler karıştırıyorsan bulacağım. Merak etme, bulacağım. Önce herkes dileğini dilesin. Gözlerimizi kapatıyoruz. Ekim ve bir karavan belki. Bana bir adet kanat yeter. Bir yelkenliyle uzaklaşıp gitmek. Plansız, programsız. Tomar tomar para. Kendime ait huzurlu bir evim olsun. Doktor olmak istiyorum. Bir de orijinal hep yanımda olsun.
Kilitli bir kapı, sonsuz çikolata hakkı ve boyum kadar hard diski olan bir bilgisayar. Ölüp gitmek istiyorum. Temiz kalmak istiyorum. Başarabilirim. Dahan'la beraber dimdik yürüyelim. Tamam. Dilediyse kaçabiliriz üfleyeceğim. Teşekkür ederim. Ne olurdu o? Bekir. Ben Karancığım. Şu çay bahçesi işini bırakıp Ekim'e olan şarkımızı açar mısın? Yoksa seni portmantoya asmak zorunda kalayım. Sert çocuk. Ne acaba senin Ekim'le olan şarkı? Kanatçığım, benim hiç tarzım değil açıkçası ya. Tarzın değilse... Saçma mı? Tabii ki. Arada açıp ben de dinliyorum yani. O kadar da değil. Abartma. Bir de Ekim'in doğum günü falan seni mi kıracak? Hadi. Ayşe. Evet, pardon. Şimdi çok özel bir insandan, çok özel başka bir insana küçük bir istek parça var. İzninizle. Senin ellerindeyim, düşlerindeyim, gülüşlerindeyim. Kaybolan soluk gidişlerin, canım sevgilim, artık ölmeyelim. Boşluğun dibinde yalnızım, biraz kararsızım. Kendinden utanır mısın? Sonum belki en başımdır. Yollar karışmıştır. Ben olmadan kaçamaz mısın? Düşerdim yamaçlarından, sapsarı saçlarından, avuçlarından. Yine de kalkar severdim, gülüşün özeldi. Titriyor dizlerim, gerçeğim sanrıdır. Gözlerin gizliyor zihnini, o son sözlerini, kararmış kalbini. Yüzleşmem gereken doğrular, savaşım kendim ve birkaç satırla. Suçluyum bahar gözlerine, yağmur yağmasa, artık huzursuzsam. Düşerdim yamaçlarından, sapsarı saçlarından, değilsin. Bence artık beraber geçip geçebileceğimiz tüm testlerden geçtik. Öyle mi? Sence de öyle değil mi?
Yani birbirimizi tanımaksa, evet. Artık kalplerimize ket bulmamız haksızlık bence. Bence de. Aslında benim sana söylemek istediğim başka bir şey vardı. Kana, sen ne zaman böyle bir şey söylesen ben geriliyorum. Ne olur güzel bir şey olsun. Aslında iyi olup olmadığı senin vereceğin cevaba bağlı. Babamla ilgili meseleler büyüyecek gibi. Mallarına ipotek konulmasına, hesaplarının bloke edilmesine kadar gidecek bir iş. Evet. Tahmin edebiliyorum, çok zor bir süreç ama ben senin hep yanındayım. Ne olursa olsun mu? Evet. Peki nerede yaşarsam yaşayayım mı? Evet. O ne demek? Annem bizi yurt dışındaki dayımın yanına göndermeyi düşünüyor. Eğitimimizi daha iyi bir şekilde tamamlayabilmemiz için. Malum buraya karşılaması artık mümkün değil. Ya, ama şimdi buraya kadarki kısım hiç hoş değil. Dedim ya, senin cevabına bağlı. Soru ne? Eğer böyle bir şey olursa benimle gelmek ister misin? Nasıl geleyim ki ben Kanat? Yani ben buradaki evim, annem, arkadaşlarım... Nasıl bırakıp geleceğim? Bayağı. Uçak bileti alıp geleceksin. Keşke onu söylediğin kadar kolay olsa. Biliyorum. Bir sürü mesele var bunu yapabilmek için. Ama... ben senden ayrı kalmak istemiyorum Ekim. Ben de istemiyorum senden ayrı kalmak. Ama bir sürü meseleden ziyade... bir sürü imkansızlıklar var. Sen bana gel karşıya taşınalım demiyorsun ki. Evet. O yüzden de bunun tek bir çözüm yolu var. Nasıl yani Kanat, saçmalama, ciddi misin? Çok ciddiyim. Nasıl? Peki. Gelsene, bir şey konuşacağım. Tamam, geliyorum şimdi. Ekim bir gel. Acil, hemen konuşmam lazım. Acil, tamam. Alo. Kapının önündeyim Kanat. Kapının önünde mi? Var burada? Seni görmem gerekiyordu. Ne? Beni mi görmen gerekiyordu? Sen nasıl buldun beni burada? Bunca zaman kendimle çok savaştım Kanat. Seni öyle de bırakıp gitmeme rağmen karşındayım işte. Daha fazla dayanamadım. Anlıyorum da bizim aramızda bir şey yok. Seninle baş başa konuşalım mı bir yerde? Seninle konuşmam lazım. Olmaz. Sen kafayı mı yedin? Ne yapmaya çalışıyorsun, ben anlamıyorum seni. Birden ortadan kaybolun, sonra damdan düşer gibi hayatıma girmeye çalışıyorsun. Evet, damdan düşer gibi geldim. Ama aramızdaki her şey de öyle olmamış mıydı zaten? Şurada biraz dinlenelim mi? Hadi gel. Bugün nasıldım hocam? İlk güne göre hiç fena değildin. Gerçi turnuvaya kadar daha çok yolumuz var. Öğrenecek çok şeyim var ama... neyse ki benim gibi çok iyi bir hocan var. Her konuda. Sana bilmediğin her şeyi öğretebilirim. Tabii istersen. İsterim tabii hocam, istemez miyim? Size öğretin yeter. Ama şu hocam siz lafını kaldırsak... bana kendimi çok yaşlı hissettiriyorsun. Aynı yaşta sayarız.
istersen. O zaman antrenmanı bugünlük burada bitirelim mi? Belki bir şeyler içeriz. Ne dersin? Olur. Hadi gel. Sen bende hep onu sevmemiş miydin? Düşünmeden içimdekileri yaşamak seni heyecanlandırmıyor muydu? Karşındaymıştım. Evet, öyleydi. Güzel zamanlar geçirdik. Pişman değilim ama her şey yaşandı ve bitti. O güzel anılarla kalsın derim. Güzel anılar her zaman çoğaltılabilir. Gayet sen gerçekten ne yapmaya çalışıyorsun? Şu konuşmayı yapacak şiddette ne yaşadık ki biz? Hatta umurunda bile olduğumu düşünmemiştim. Ben o zaman duygularımdan kaçıyordum tabii ki. Ama artık kaçmayacağım. Kusura bakma ama benim içeri girmem lazım. Kimse kalmadı etrafımda Kanat. Benim bir kahve içebileceğim, dertleşebileceğim birine ihtiyacım var. Bunu bana çok görme lütfen. Sadece bir kahve mi? Evet. Ya tamam de görüşelim de ortamını bozmadan giderim. Hem benim içim rahatlamış olur hem sen de gerilmemiş olursun. Olur mu? Tamam. Ama sadece bir kahve. Teşekkür ederim. Arayacağım ben. Telefonum yok. Aziz, biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım tabii. Geliyorum. Öncelikle şunu bilmeni istiyorum. Bize ne kadar zarar vermiş olursan ol. Ben bugün için sana teşekkür ederim. Yani Leyla bana verdiğin en güzel doğum günü hediyesi. Bir saniye. Bunlar da babanın diğer kızlara yaptığını düşündüğümüz şeylerin olduğu kayıtlar. Haberim vardı ya da yoktu bilmiyorum. Yani müdahale ederdin etmezdin onu da bilmiyorum. Ama inan ne bu konuda sana hesap soracağım ne de bir soru soracağım. Benden ne yapmamı istiyorsun? Elindeki dosyalar açılmıyor, şifreli. Bize yardım edebilir misin? Geçmişi temizlemenin tek yolu bu kardeşim. Artık okyaydan çıktım. Eğer baban başkalarına da zarar verdiyse onlara yardımcı olabiliriz. Aynen öyle. Bu konuda sana güvenebilir miyim? Evet. Biliyordum. Doğruyu seçeceğini biliyordum. Merak etme. Ben yanında olacağım. Buna güvenmiyorsun değil mi? Aksine sana her zamankinden daha fazla güveniyorum. Bu korkunç sürecin her anında yanında olmak istiyorum. Eyvah. Ne oldu? Annem. Ya annem bana parti hazırlayacaktı. Doğum günümü kutlayacaktık beraber. Benim hemen bizimkilere alıp çıkmam lazım. Tamam ben hemen bırakayım sizi. Yok sen hiç zahmet etme. Biz biner gideriz. Sen hem buradakilerle kal. Yarın görüşürüz zaten. Teşekkür ederim. Hadi millet gidiyoruz hadi. Çantamı alsanıza. Bakın hafta sonu okul mukul yemez annem. Sahilde dolaştık diyeceğiz. Ekim tamam geç kaldık da biraz artık dursak mı? Çok yoruldum ya. Eve girdiğimizde Ekim bir yaşına daha basacak ha. Bak vallahi ben o yaşa gelmiş birisi olarak söylüyorum ki hiçbir şey olmuyor Ekim'cim boş ver. Of ya ben sevgilimi özledim bu arada arkadaşlar ya. Ekim ben orada sormadım ama sen Aziz'e güveniyor musun? Ya güveniyorum Ayşe. Allah aşkına şu an konuşulacak konu mu bu? Yürüyün ben hadi. Ben babaannemi alıp öyle geliyorum. Tamam hadi geç kalma ne olur.
Ya hanım, demeyeyim demeyeyim diyorum da ya, bir yavaş ol, gözünü seveyim, millet daha başlamadı, sen götürdün hepsini ya. Ne yapayım Serhat, içim ezildi. Ya tamam da biraz yavaş ye bari. Sen bana şişman mı diyorsun? Bak şimdi ya, ne alakası var şimdi, onu mu diyorum ben? Anladım anladım. Sen artık beni beğenmiyorsun Serhat. Hasbinallah. Ya yok, yavaş ye diyorum, boğulacaksın, boğulacaksın, öleceksin diye diyorum ya. Bir yavaş ya. Afiyet olsun. Neşe, kolay gelsin. Ha, sağ ol. Ne yaptın, söylediklerimi düşünebildin mi? Düşünecek bir şey yok, görüşüyoruz ya zaten. Onu kastetmediğimi sen de biliyorsun. Ege'ye gitme meselesinden bahsediyorum. Yani sana söyledim daha önce. Şimdi Ekim'in okulu var. Onu öylece koparamam okulundan, arkadaşlarımdan. Ya o da bir gün buradan gitmek isterse peki? Niye istesin ki? Ne demek bu? Canım yani sonsuza kadar sevecek değil ya. Hiç sanmıyorum. Ekim okulunu çok seviyor. Evet, çalkantılı bir dönem geçirdi. Ama okulu, arkadaşları onun için çok önemli. Ya ben... Yani şimdi ergenlik ya bu. Hani bir günleri bir günlerini tutmuyor ya, o yüzden söyledim. Onu da vakti gelince düşünürüz. Olur mu? Olur. Seninle yolumuz uzun galiba Aliş Hanım. Güzel yerlere gitmek istiyorsanız uzun yolları göze alacaksınız Derviş Bey. Demirden korksak trene binmezdik Neşe Hanım. Allah'tan gün görmüş adamız biz. Sabırda, tevekkülde sınırı yok. Hadi bekle. Börekler geldi. Tamam. Ne yaptınız? Hoş geldin Ekim. Ya bizim Paşa'dan haber var mı? Birkaç gündür göremiyorum da. Buradadır, iyidir herhalde. Okuldadır. Görüşmüyor musunuz peki? Ah, Şükran ablalar geldi. Ah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Poğaçaları getirdik. Sene sağlık. Afiyetler olsun. Ekim de gel şöyle bakayım sen. Leyla sen de yanıma. Merhaba. Çocuklar siz de gelin bakayım. Ya Rabbim, çok şükür bu günleri gördüm ya. Ekim'im de Leyla'm da sapasağlam buradalar. Oh. Bak, ikinize de söylüyorum, bundan sonra küserseniz günahları değişiriz. Evet, neyse ki hepsi geride kaldı. Bundan sonra saçma sapan şeylerle uğraşmak yok. Artık sadece okulumuza odaklanacağız, değil mi? Merak etme evet. Neşe teyze. Gerçekten yaşadıklarım bana çok şey öğretti. Artık gelecekte ne yapmak istediğimi biliyorum. Ya neymiş o? Avukat olacağım. Yani şimdi size böyle 5 yaşındaymışım da sürekli ne yapmak istediğimi değiştiriyormuşum gibi gelecek ama... ...gerçekten bu sefer eminim ne gerekiyorsa onu yapacağım. Yavrum. İşte bu. Sen ne istiyorsan onu al, çocuğum benim. Gülüm, gülüm, gülüm. İyi, bizim davalarına sen bakarsın. Senin ne davan olacak acaba? İnşallah boşanma davalarına da bakarsın. Aman. Hasbinallah. Hanım, senin ağzın boş kalmasın. Sen şunu da ye. Al al ye. Yoksa boş boş konuşuyorsun. Ekim, sen ne olmak istiyorsun ileride? Ekim bence böyle pis işlerle uğraşan olay yeri inceleme ajanı gibi bir şey olabilir. Yani Bekir, istersen saçmalama. Çünkü daha Neşe abla az önce uyardı değil mi? Aferin. Evet. Bence Ekim'den böyle gündüz kuşağında kendi tırnağıyla kırılmadan olayları inceleyen kurulamadan. Hadi şunu bir yakın evladım. Dur, önce bir fotoğraf. Herkes hadi. Geçsin karşıma. Hadi bakalım. Poz veriyoruz. Gelin gelin. Hadi. Gelin. Gel. Hadi ne diyoruz? Ekim. Ekim. Bir de selfie. Abi. Ne yaptın abi? Gel şöyle otur abi, kardeşim muhabbet edelim. Tamam abi. Oturayım abi.
keyif yapıyor vallahi. Vay be. Koskoca adam oldun ha. Nerede o eski eli kadar bebe Bekir? Eli kadar bebektin lan. Nerede o eli kadar bebek? Doğan büyüyor vallahi abi. Sen de dedeye doğru gidiyorsun, haberin olsun. Yok oğlum, Allah'a şükür daha ihtiyarlanmıyoruz da. Tecrübe kazanıyoruz yani. Büyüyoruz, tecrübe kazanıyoruz. Hayatın ustası oluyoruz. Sonra bu yolların kralı benim diyoruz. Dediğimiz gibi de tepeden okumuyoruz. Öyle bir şey var bu hayatın yani. Öğretiyor insana. Yani hani böyle bir topçu vardır da anlaşmaya varsın ya, imza evresine gelirsin. Başka bir takım o evrede gelir, hop elinden alıverir oyuncuyu. Dımdızak kalırsın ortada. Bizimki de o misal işte. Abi ben sizin iş çoktan oldu diye düşünüyordum. Hangi iş? Allah aşkına ya. Hangi iş olacak abi? Tam gece doğduk da dün gece doğmadık anasını satayım. Neşe ablaydı. Neşe abla. Neşe abla. Neşe abla ellerimden kayıp gidiveriyor. Bir kum gibi yani, kum misali. Hani elimde tutamıyorum. Nafile yani, tutmaya çalışmak. Boş ver abi ya. Boş ver, başka birini bulursun, başka bir şey olursun, başka bir şey yaparsın. Öyle olmuyor işte. Yani sana deseler, Ceyda'yı bırak, şurada Melda var. Daha iyi, daha güzel, daha merhametli, daha şefkatli. Yok abi ya. Ceyda benim için bambaşka bir konu vallahi. Kimse onun kadar ne güzel, ne akıllı, ne Melda, ne bilmem ne olabilir yani, söyleyeyim. Senin gözünde. Aynen. Senin gönlün kovmuş bir sefer ona, değil mi? Bir kuş misali, yuva yapmış, yerleşmiş oğlum. Başka bir şey düşünmeye ihtiyacın mı var? Yok. Ha hadi olsun diye. Gönlüne söyleyebilir misin? Benim bir düşüncem var, planım var benim. Dinler mi? Hı? Dinlemez abi. Dinlemez. Dinlemez. Neyse boş ver. Neşe ablan için şimdi üzülmeyelim, boş ver. Sen ne güzel seviyorsun, seviliyorsun. İstediğinde elini tutabildiğin birisi var. Önceden öyleydi abi. Dine belki. Dine. Ne oldu oğlum? Kıza bir yamuk yapmadın abi. Yok abi. Hiç imkanı yok öyle bir şey. Hı. Hatta tam tersi, ben ona kilim oldum, halı oldum, paspas oldum. Bak sana yemin ederim var ya, böyle azıcık yüzü gülsün diye yapmadığım maymunluk kalmıyor. Sırf iki dakika yüzü gülsün diye. Ama yok yani galiba abi. Kız yanımda benim. Birlikteyiz. Ama böyle sanki başka bir yerde gibi. Kendi kafası, fikri, o. Aynı senin muhabbet. Ben de tutamadığımı hissediyorum. Abi bir şey yapamıyorum ya. Öyle. Öyle oluyor işte bazen. Bak kardeşim, ben sana şunu söyleyeyim. Erkek basit bir mekanizma yani öyle. Benzinini koy, ondan sonra yağına, suyuna bak, çalışıyor. Bir şekilde çalışıyor. Ama kadın farklı, kadın kompleks. Yani sana bir şey söyler, arkasında bin tane söz gizlidir. Yüzüne güler, aklında acı vardır. Öyledir. Yani çekecek kenara, konuşacak. Ama gerçekten konuşacak yani. Anlamaya çalışacaksın onu, gerçekten anlamaya çalışacaksın. Ama şunu söyleyeyim sana. Ama bunu asla unutma. Bir kadına garanti gözüyle asla bakma. Asla garanti gözüyle bakma. Çünkü sonra ağzı açık ayran budalası gibi arkasından baka kalırsın böyle. Öyle. Alayım mı büyüdüm? Olmaz. Niye? Tamam her şeyi yanımda yap da, her şeyi de yanımda yapma yani. Olmuyor. Tamam sinirlenme. Sen elinden kurtulacak değil ya. Elbet çözersin. Acele etme. Ya Kanat, bunu yapan kişinin babam olduğuna emin miyiz?
Bak bunu kim şifrelediyse işi bilen biri yapmış. Babamın aklı ermez böyle şeylere. Ben de en az senin kadar istiyorum onun çıkmamasını ama... her şey ortada Aziz. Ondan başka kimse olamaz. Bunu da özlememiş olamaz. Kendini boşuna kandırma. Bizim aramızdaki ateş öyle kolay kolay sönmez. Yarın buluşmak için senden haber bekliyorum. Sakın beni atlatma. Girdim. Gel. Çabuk aç. Kanat. Aziz. Aslan. Tahmin ettiğimiz gibi. Diğer kızlara bakmayalım. Kapat. Bunu yapmış olamazsın baba. Leyla yaptığının aynısını başkalarına da yapmış. Neden baba? Neden kendine? Bize bunu neden yapıyorsun? Neyse hemen kapatalım, polise verelim onları. Bir dakika dur. Bizim okuldaki şey değil mi? Evet o. Merhabalar. İzmir Selma Doğan Lisesi mi? Evet, buyurun. Tekrardan selamlar. Ben Ateş Atağanlı, okulumuzun eski öğrencilerinden. Yakın zamanda İstanbul'da Gerçek Koleji'ne aldırmıştım kaydımı. Fakat tarafıma bakanlıktan bir belge geldi. Herhalde benim kaydım iki okulda da gözüküyormuş. Bir kontrol edebilir misiniz acaba? Bir saniye bekleyebilir misiniz? Kontrol edeceğim. Tabii beyefendi, bekliyorum. Alo, orada mısınız? Evet. Buyurun, dinliyorum. İsminizi girdiğimde kayıtlarımızda gözükmüyor. Okulumuzla hiçbir ilişkiniz olmamış. Alo. Alo. Şimdi elime düştün Ateş Bey. Şimdi elime düştün. Bu yalan bir. Bakalım daha neler çıkacak. Neredesin ya sen? Kaç kere aradım, öldüm meraktan. Niye açmıyorsun? Telefonla anlatmak istemedim çünkü. Ne oldu? Açabildin mi dosyaları? Ne yazık ki. Buldunuz mu bir şey? İkimizden biri de tuzağa düşürülmüş. Nasıl ya? Kim? Bekir! Bekir gel. Bekir, yardımına ihtiyacımız var. Ne oldu ya? Ya Allah aşkına yine mevzu falan olmasın arkadaşlar. Ben çok yoruldum gerçekten. Yeni bir kurban var. Bakın. Ne konuşuyor sizce bunlar aralarında? Bilmiyorum ki. Suratlarına bakacak olursak çok da hoş şeyler konuşmuyorlar. Ay, okul okulda timarhaneye dönüştü zaten. Annem bir daha olay olursa seni okuldan alacağım dedi. Beni de. Neler dönüyor acaba? Bilmiyorum ki vallahi ya. Tamam. Ben nerede olabileceğini biliyorum. Gelin benimle gidip bakalım, tamam? Hadi Ekim. Büyümüşsün. Hayatın doğal akışına uygun olarak... büyüdüm, evet. Bana hep çocuk muamelesi yapma diyor. Çocuktum ama. Şimdi buradan oraya bakınca daha iyi görebiliyorum. Ben de şimdi karşımda olgunlaşmış, ayakları yere basan bir adam görüyorum.
Söyle bakalım. O genç çocuğa kaçalım buralardan, İstediğimiz yerde yaşayalım dedikten sonra neden ortadan kayboldun? Geleceğinle oynayamazdım çünkü. Basket takımındaydım. Alman gereken bir eğitim, gitmen gereken yollarım vardı. Bunu arayıp da söyleyebilirdin. Biliyorum. Ama arasaydım ayrılamazdım senden. Birinin ipi çekmesi gerekiyordu. Beni affedebilecek misin? Hayatımda biri var Gaye. Çok sevdiğim biri. İlk aşklar hiçbir zaman unutulmaz Kanat. Hayatına giren herkesi ilk aşkınla karşılaştırırsın. Onu da benimle karşılaştırmıyor musun? Gaye yapma. Öylece bir anda gidip sonra hayatıma pat diye giremezsin. Biliyorum. Ama en azından dostluğunu benden esirgeme olur mu? Ben çok zor günler yaşadım Kanat. Bir adamla evlendim. Psikopat çıktı. Uzaklaştırma kararı aldım ve buraya geldim. Benim şu an yanımda olacağım, güveneceğim bir yere ihtiyacım var. Ya şu an beni ne zaman istersen arayabilirsin demen gerekiyor. Tabii ki. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Haberin olsun. Gelecekle ilgili hiçbir zaman kesin konuşamaz. Hayat zaten bizi tam da yapmam dediğimiz şeylerden vurmuyor mu zaten? Bir defa öyle bir şey olmayacak. Neyse. Seni görmek bile çok iyi geldi bana. Ve görüşeceğimizi bilmek. Hatırlıyor musun? Bir gün evden kaçıp bana gelmiştin. Bütün geceyi birlikte geçirmiştik sabaha kadar. Yağmur yağıyordu. Bana her zaman kalbimde senin için yer olacak demiştin. Rahat bir koltuk gibi. Çocukluk işte. Hayatta bir oyun değil mi zaten? Biz içimizdeki o küçük çocukla yaşar ama büyümüş gibi davranırız. Gaye, şimdi benim çıkmam lazım. Sonra devam edelim mi? Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ve artık görüşeceğimiz için. Ve sözünün eri olduğun için. Evet. Bu açıdan senden daha iyiyim diyebilirim. Hoşça kal. Görüşürüz Ceyda! Ceyda dur, ne yapıyorsun ya? Bekle, dur! Uzak dur, yaklaşma bana! Ceyda sen kendine ne yapıyorsun? Fikir, ben bir şey yapmadım. O geldi, o zorladı beni. Ben bir şey biliyorum, yapmadım ki. Ben biliyorum, gerçekten biliyorum. Hiçbir suçun yok Ceyda, biliyorum. Nasıl olduğunu da biliyorum her şeyin, tamam mı? Sen ne olursun sakin ol, suçlama kendini Ceyda. Yaklaşma! Yaklaşma! Oh! O canavar. Dur Rıza. Rıza biliyorum Ceyda işte. Bak gerçekten hepsini biliyorum. Baktık bulduk ne gerekiyorsa hepsine baktık bulduk Ceyda. Sen merak etme senin hiçbir suçun yok. Biz hepsini biliyoruz tamam mı? Bak Ceyda, o Rıza'nın maskesi ödüsü gerçek yüzü ortaya çıktı.
Herkes her şeyin farkında. Sen ne olursun yapma bunu. Bak o hayatı boyunca cehennem ateşinde gibi yanacak zaten. Sen sakın pes etme. Leyla kurtuldu Ceyda. Sen de kurtulabilirsin. Evet. Evet bak ben oğlu olarak söylüyorum bunu sana. Ve sana söz veriyorum. Onu bulup cezasını çektiğinden emin olmadan hiçbir zaman peşini bırakmayacağım, anladın mı? Bak sen benim çiçeğimsin. Yani sen şimdi kendini buradan aşağı atsan... ben bir daha hayatım boyunca hiçbir şeyin kokusunu alamam Ceyda. Yapma. Yıldır emlakçıyım. Evi görmeden tutan birini ilk kez gördüm. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ofiste de söylediğin gibi. Ev biraz bakımsız, harabe, eşyalar biraz eski. Ama bu zamanda da bu fiyatlara bulabileceğiniz pek bir ev gözükmüyor Mithat Bey. Benim için sorun yok. Güzel. O zaman gün içinde evraklar hazırlamak için ofise gelirseniz bu işi de halletmiş oluruz. Ayrıca bu arada böyle elektrik, doğalgaz herhangi bir sıkıntı olursa çekinmeden ben arayabilirsiniz. Tekrar hayırlı olsun Mithat Bey. Şöyle takdim edeyim ben size. Güle güle oturun. Eyvallah. Görüşmek üzere. Evet. Sadece seni ve sahip olduğunu sandığın her şeyi yok etmek için nefes alacağım bundan sonra. Artık fişin çekildi. Ekim güler yüz. Hı? Ozan. Coşkun. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyiyim, sağ ol. Niye o kadar şaşırdın? Konuşmadık mı telefonda? Ya tabii konuştuk ama şaşırdım yine de yani. Ne bileyim, burada ya da İstanbul'da olmanı beklemiyordum. Bu şehirde olanlar seni hala şaşırtıyor mu ya? İlginç. Ben geleli 3 ay oldu, şaşırmayı bıraktım. Demek ateş sizi de dolandırdı ha. Ben neden sana yardım ediyorum senin üstüne? Bir düşün bakalım. Beni de tahsil edeceklerim, alacaklarım var sonuçta. Ama herife de takdir etmek gerek ha. Ayrı bir meziyet onunkisi de. Benden bile aparmaya başardı şakamakaya. Ama tabii herkes er ya da geç yakaya bir gün ele verir. O da ayrı. Tabii. Benim asıl merak ettiğim şey şu. Bu herifin olayı ne abi? Yani ne istiyor bizden? Yanlış sorular. Önce kim bu herifle başlamamız gerekiyor? Sen öyle ablasının intikamını almaya gelen acılı bir kardeş olarak tanıyorsun muhtemelen, değil mi? Evet. Daha fazlası var. Yani şöyle söyleyeyim, ateş okul değiştirmeyi sever. Nasıl yani? Anlaşıldı. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Çay ister misin? Americano diyeceğim ama burada yoktur herhalde. Yok maalesef. Çay da olur. Bakar mısın? İki çay alabilir miyiz? Tabii. Ne kadar çok şey yaşadık değil mi beraber? Keşke hepsi çok güzel şeyler olsaydı. Ben sadece güzel olanları hatırlıyorum artık nedense. Bu okula ilk adım attığımda bambaşka bir ateş vardı içimde. Şimdi ise
Neredeyse sadece senle dolu. Melisa. Ben seninle beraber olmak istiyorum artık. Seni sendeyken tanımak istiyorum. Ben de seni tanımak istiyorum. Ama madem bir yola çıktık, öncesinde bilmen gereken şeyler var. Ne gibi? Ya zaten sen anlamışsındır. Benim psikolojim öyle pek de dengeli değil. Ya hangimiz dengeliyiz ki? Ateş. Benimkinin literatürde bir ismi var ama. Manik depresifim ben. Yani kabaca biliyorum ne olduğunu. Ama benim umurumda değil. Ben sadece seninle olmak istiyorum. Eskiye göre çok daha iyiyim zaten. Peki sen? Ben? Benim bilmem gereken bir şey var mı? Evet var. Ozan ne yapıyorsun? Git şuradan. Birazdan anlatacaklarımdan sonra buradan kimin gideceğini birlikte göreceğiz. Melisa'yı duydun. Bizi yalnız bırak. Bence sen sessiz ol. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. İzmirli Coşkun'un hikayesi. Hani şu uğruna hırsızlık yaptığın, geleceği parlak, can yoldaşının hikayesini. Şimdi başlıyor gençler. Say a word. You'll wake the creature.
face to face.